Malzeme bilimi ders içeriğinde malzemenin tanımı yapılacak. Mikro ölçekte malzeme özellikleri incelenecektir. Bu özelliklerin makro boyutlara yansımaları ve davranışları tartışılacaktır. Konu başlıkları burada aşağıda sıraladım. Malzeme tanımı yapıldıktan sonra atomun yapısı, kristal yapıları ve geometrileri incelenecek. Kristal kusurları ve bunların mekanik özellikleri, etkileri, faz diyagramları, oksidasyon ve en sonda kompozit malzemeler bölümler olarak incelenecek. Mevcut pandemi durumunda derse Udemy ve Google Classroom üzerinden devam edeceğim. Uzaktan eğitim gerçekleştireceğimiz için de bir seanslık uygulama dersini maalesef bu dönem yapamayacağız. Derse dair her türlü konuda bana maille ulaşabilirsiniz ya da yapı malzemeleri laboratuvarında beni bulabilirsiniz. Malzeme bilimi adından da anlaşılabileceği gibi malzemeleri ve karakterlerini inceleyen bir dal. Bu bağlamda atomik yapıdan başlayarak mamul haline kadarki davranışlarını ve sınıflandırmalarını çalışan bir bilim dalı. Madde hacim kaplayan kütledir. İşlev yüklenmiş madde ise artık bir malzemedir. Malzemenin tarihi bir şekilde malzeme ile etkileşime geçmiş canlılık tarihi kadar da eskidir. Sanayi devrimi ile birlikte doğal malzeme bir bilim dalı haline gelmiş ve çeşitlenmiştir. Neolitik dönemde basit metaller, taş ve sopa kullanan insan, günümüzde 1 nanometre boyutlarında transistörler, uzay çağı için geliştirilmiş kompozit materyaller ve buna benzer yeni teknolojik malzemelerle çalışmaktadır. Mesleki açıdan bakıldığında mühendis için malzeme fonksiyonel olmalıdır. İstenilen işlevleri yerine getirebilecek bir malzeme hem dayanıklı hem de ekonomikse, bir de zamanın beğeni kriterlerini sağlıyorsa mühendis için ideal bir malzemedir. Atomik bağlanma düzenlerine göre farklı malzeme türleri sayılabilir. Bunlar metaller, seramikler, polimerler, kompozitler ve yarı iletkenler ile kullanım alanı açısından ayrı bir sınıf oluşturan biyomateryaller olarak sıralanabilir. Temel sınıflandırmanın dışında da malzemeler kullanım amacına göre isteğe bağlı sınıflandırmalar yapılabilir. Malzemenin kullanım şekline, rengine, yapısal özelliklerine, dayanımına göre sınıflandırmak da mümkündür. Yine de bir mühendisin ilgilendiği temel malzeme özelliği dayanım karakteridir. Malzemenin mekanik özellikleri, fiziksel kimyasal dayanımları, termik ve akustik karakterleri kullanıma uygunluğu açısından temel bilgileri içerir. Termik özellikler malzemenin ısıl davranışlarını açıklarken akustik karakteri de ses geçirgenliğini betimler. Bu slaytta ise malzemenin bazı temel özelliklerinin hangi özellik sınıfına ait olduğunu tablo olarak gösterdik. Malzeme bilimi malzemeleri atomik anlamda incelemeye başlar. Temel parçacık olarak atomik yapı malzemenin karakterini oluşturur. Atomik karakter kadar kristal yapıda da dizilimler yapısal özellikleri etkiler. Kristal örgüler bir araya gelerek tane yapılarını oluştururlar. Bir araya gelen taneler yapının kendisidir. Tane yapılarının boyutları ve diğer tanelerle olan münasebetleri yapısal karaktere ışık tutar. Aynı zamanda yapı kendi içinde farklı fazlarda bulunabilir. Farklı fazlar demek farklı atomik düzenler demektir. Bu durumda farklı fazların bir araya gelmesiyle değişen farklı davranışlar da incelenmelidir.
Maddenin ölçülebilir özellikleri iki grupta toplanıyor. Bunlar kapasite özellikleri ve şiddet özellikleri. Şiddet özelliklerinin aynı olduğu bölgelere biz faz diyoruz. Kapasite miktara bağımlı olan özellikler topluluğu. Şiddet özellikleri ise miktardan bağımsız karakteristik özellikler. Metallerin bizi en şaşırtan özellikleri toklukları olmuştur. Atomik anlamda metal bağının nasıl işlediğini anlayana kadar metallerin kırılmaya karşı gösterdikleri direnç bizim için bir gizem olarak kalmıştır. İnsanlık tarihinin başından beri bu tok ve kolay şekillenir malzemeyi alet olarak bu denli sık kullanma sebebimiz de zaten bu temel özellikleridir. Metalleri kullanım sıklığı açısından demir esaslı ve demir dışı metaller olarak iki grupta inceleyebiliriz. Seramikler ise pişirilmiş inorganik metal dışı katılardır. Genel anlamda kristal yapıda bulunurlar ama nadiren amorf formlarda mevcuttur, cam gibi. İnorganik bağlanma yapıları bu malzemeleri kırılgan yapar. Seramik malzemelerin toklukları düşüktür. Kimyasal kararlılıkları ve basma dayanımları yüksektir. Polimerler kovalent bağlı zincir yapılardır. Genel anlamda karbon, hidrojen, azot, oksijen gibi atomların oluşturduğu mer yapıların tekrarlamasıyla oluşurlar. Düşük ağırlıklarına karşın mekanik dayanımları yüksektir ve ucuz üretim prosesleri plastikleri günümüzde bu denli kullanılır bir malzeme sınıfı haline getirmiştir. Yapısal özellik olarak polimerler çok çeşitlilik gösterir. Diğer malzeme sınıflarına kıyasla karakterlerini sınırlamak ve belirli özelliklerde olduğunu söylemek günümüzde pek mümkün değildir. Kendi içinde o kadar çok çeşitliliği mevcuttur ki kendi başlarına ayrı bir sınıf olarak incelenmektedir. Farklı özellikler taşıyan malzemelerin bir arada kullanılmaları kompozitleri oluşturur. Her bileşen yapının bir karakterini destekler. Uzay çağı transistörlerin icadıyla başlar. 1940'ların sonlarında yarı iletkenler ve transistörlerin keşfi mantıksal ifadelerin elektrik devrelerinde kullanılmasına olanak sunmuştur. Nobel ödülü getiren bu icat bilgisayar çağının başlangıcı kabul edilir. Biyomateryaller malzemenin atomik bağlanma şeklinden öte kullanım alanı açısından farklılık gösteren bir malzeme sınıfı olarak karşımıza çıkıyor. Diğer malzeme sınıflarına ait materyaller canlı yapılar içerisinde kullanım alanı bulduğunda ve bunu bir biyo uyumluluk halinde gerçekleştirdiğinde bir biyomateryal olarak adlandırılıyor. Atom, bir elementin kimyasal özelliklerini taşıyan en küçük yapı taşı. Tabii ki atom altı bileşenler de mevcut ama bunlar maddenin karakteristiğini tek başına barındırmayan parçacık temelleri. Atom, çekirdeğinde proton, nötron ve orbitallerinde elektronlardan oluşan bir yapı. Orbital çekirdeğin etrafında elektronun bulunma olasılığının yüksek olduğu hacimsel bölgelere verdiğimiz isim, kelime anlamı yörüngemsi olarak çevrilebilir orbitalin. Orbitalde bulunan elektronlar bir protona göre 2000 kat daha küçük bir kütleye sahip tanecikler, çekirdekte ise protonlar ve nötronlar mevcut atomun kütlesini oluşturan. Atomun ilk tanımı felsefik bir tanımdır. Maddenin parçalanıp küçüldükçe en sonunda bölünemez bir noktaya varılması gerektiği,
Milattan önce 400'lü yıllarda Demokritos tarafından ortaya konulmuş bir kavramdır ve bölünemez birim anlamına gelen kendisine atom denilmiştir. Temel bilimde ise ilk atom kavramı Dalton atom modelidir. John Dalton atomu içi dolu parçalanamaz küreler olarak düşünmüştür. Dalton bu kanıya katlı oranlar yasasını keşfederek varmıştır. Bu katlı oranlar yasası uyarınca kimyasal yapılar birbirlerini tekrarlayan benzer birimlerden oluşurlar. Belli bir oranlar dahilinde birleşerek yeni moleküller bir araya getirirler. Daha sonrasında Thomson atom modeli ortaya çıkmıştır. Atomun yüklü parçacıklardan olduğunu ve bunların birbiri içinde dağıldığını savunur Thomson. Thomson bu fikri uyarınca atomu bir üzümlü keke benzetmiştir. Bu yüklü parçacıklar olduğunun kanısına ise yine elektrostatik deneyler sonucunda varmıştır. Zaman ve bilim ilerledikçe karşımıza Rutherford atom modeli belirir. Çekirdek kavramını ortaya koyan bir modeldir. İnce altın plakalar ve alfa taneciklerle deney yapan Rutherford, atom çapını çok yakın bir değerde ölçümlemeyi başarır. Aynı zamanda atomda hacimsel olarak çok büyük boşluklar olduğunda bu deneyler sonucunda keşfeder. Bir diğer model Bohr atom modelidir. Bu modele göre hidrojen atomunun spektrum çizgilerinden yola çıkarak elektronların enerji seviyelerine dair hesaplamalar yapılmıştır ve elektronların olası konumlarına dair ön bilgiler edinilmiştir. Modern çağda ise Schrödinger atom modeli karşımıza çıkar. Aslında bu model birleşik bir atom modelidir. De Broglie elektronların dalga ve tanecik özelliklerini aynı anda açıklamayı başarmıştır. Heisenberg belirsizlik ilkesini bulmuştur ve elektronun aynı anda hem hızını ve hem yerini bulamayacağımızı ifade etmiştir. Schrödinger ise elektronların bulunma ihtimalinin yüksek olduğu bölgeleri matematiksel olarak hesaplamış ve orbital olarak tanımlamıştır. Maddeler tanelerden yani atomlardan meydana geldiği için bu taneleri baz alan bir birim olarak ifade etme ihtiyacı doğmuştur. Kimyasal hesaplamalarda kullanılmak üzere aynı sayıda atom içeren madde miktarına mol tanımı getirilmiştir. Avogadro sayısı kadar atom içeren miktara 1 mol denir. Karbon 12 izotopunun 12 gramı 1 mol olarak kabul edilmiştir. 1 mol madde miktarı da yaklaşık 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane atoma tekabül eder. Atomun yapısında bulunan elektronların çekirdeğin etrafında bulunma olasılığının fazla olduğu bölgeler için orbital tanımlaması yapılmakta. Yörüngemsi anlamı taşıyor bu tanım. Şekilde farklı enerji seviyelerindeki orbital paketlerinin diyagram şekilleri konulmuş durumda. Burada s, p, d orbital paketleri var. Bir de bunların dışında f orbital paketi mevcut. Elektronların yerini belirlemede Schrödinger'in matematiksel ifadeleriyle orbital bulutlarını kullanmamızın sebebi, konvansiyonel yöntemlerle elektronların tam olarak nerede olduğunu tespit edemememizden ileri gelir. Atomik ebatlarda yani çok küçük boyutlarda bir elektronun yerini tespit edebilmek için gönderilen ışık yani bu bir dalga elektrona çarparak geri yansıyacak ve gözlemcinin gözüne veya analizi yapan cihazın dedektörüne çarpacaktır. Temel prensip budur konvansiyonel yöntemlerde. Ki gözlemci elektronun yerini tespit edebilsin diye. Ama gerçekte elektronun yerini tespit için gönderilen ışın elektronu konumundan saptıracak ve konumu daha belirsiz hale getirecektir. Bu durum Heisenberg belirsizlik ilkesi olarak tanımlanır. Elektronların olasılık hacimlerini
orbital denmekte. Hem parçacık hem dalga karakterinin davranışını açıklayan bir denklem, Louis de Broglie tarafından tanımlanmış bir denklem. Bu dalga fonksiyonuna duran dalga denir ve hareketli gitse de görüldüğü gibi kendi içinde düğüm noktaları bulunmakta, hareketsiz sabit hacimleri karşılayan. Bu Schrödinger denklemi ve Broglie dalgası orbital paketlerinin olası konumlarını bize açıklayan denklemler. Burada da F orbital paketinin diyagramlarını görmektesiniz. Bu dalga denklemi ve enerji seviyeleri gözetilerek elektronun olası konumu hesaplanır matematiksel olarak. GIF'te de gördüğünüz gibi bir orbitaldeki elektronun olası bulunacağı noktalar şematik olarak gösterilmiştir. Her bir orbitalde ancak iki elektron bulunabilir. Farklı orbitallerin bir araya gelerek yakın enerji seviyelerinde oluşturdukları bu gruplara da orbital paketleri denmekte. Bunlar SPDF paketleri. Alt kabukta denen bu paketler sırası ile SPDF olarak kodlanıyor. S'te 1 orbital, P'de 3 orbital, D'de 5 orbital ve F orbital paketinde de 7 orbital bulunabiliyor. Elektronların orbitallere yerleşimi belli bir sırayla gerçekleşmekte. Atomun her elektronu orbitalin enerji seviyesine göre katılım sağlıyor. Bu enerji seviyelerinin sıralaması Aufbau sırası olarak bilinmekte. Aufbau sıralamasında orbital enerji farkları kendi içindeki simetri ayrımlarından kaynaklanıyor. Bu diyagramda sağ tarafta gördüğünüz gibi belli bir sırayla ilerlemiyor. Bazı orbital paketleri birbirleri içerisinde enerjileri gerginlik sağlamış durumda. Bu oluşan sıraya da Aufbau dizilimi sırası deniyor. Elektronun atomdaki konumunu belirleyebilmek için bir dizi sayı kullanılıyor. Bu sayılara kuantum sayıları deniyor ve kuantum sistemindeki korunan nicelikleri tanımlıyor bu sayılar. Atom ve atom altı parçacıklar üzerinde çalışılırken klasik bilimsel metotlar yerine daha çok matematiksel ifadeler kullanılarak çalışmalar sürdürüldüğü için bu her bir elektronu tanımlayan matematiksel ifade karşılıkları, rakamlar karşımıza çıkmakta. Bu sayı dizgilerinde kuantum sayılarının ilki baş kuantum sayısı, çekirdeğin etrafında bulunan yörüngeleri tanımlayan bir sayı bu. Yörüngeler kendi içinde enerji seviyeleri şeklinde oldukları için kabuk olarak nitelendiriliyor bu enerji seviyeleri. Bir atomun en fazla 7 kabuğu bulunabiliyor. Birden 7'ye kadar artan sıradaki kabuk numaraları da çekirdeğe olan uzaklığı tanımlamakta. Bununla doğru orantılı. Normal yörünge tanımlarında KLMN diye adlandırılan bu kabuklar kuantum sayısı karşılıkları birden 7'ye kadar sıralanıyor. Kabukların kendi içindeki enerji seviyeleri alt kabuk olarak gösterilir. Daha önce ben bunu orbital paketler olarak isimlendirmiştim. Orbital paketleri kabuk içinde çeşitli simetrilerde bulunmaktalar. Bu paketler kuantum sayısı L olarak belirli rakamlara tekabül ediyor. S, P, D ve F olan alt kabukların kuantum sayıları sırayla sıfırdan başlıyor. 0, 1, 2, 3 diye gidiyor. S orbitali için 0, P için 1, D için 2 ve F için 3 ikincil kuantum sayısına karşılık geliyor. Alt kabuklar kendi içlerinde orbitalleri barındırıyorlar. Bu orbital paketleri her bir alt kabuk belli sayıda orbitale sahip paketler. S paketi mesela bir orbital barındırabiliyor.
P paketi 3 orbital, D5 ve F7 orbital içeriyor. Bunların kuantum rakamları şemada gösterdiğim şekilde. Sayılarının sonuncusu spin kuantum sayısı, sadece 2 elektron giren orbitalin içerdiği elektronları tanımlayan bir rakamsal ifade. Bir orbital sadece 2 elektron içerebiliyor demiştik. Pauli dışarılama ilkesi uyarınca ters yönlü dönebiliyor 2 elektron bir orbitalde ancak. Dolayısıyla biz bu ters spinli elektronların bir tanesini artı 1 bölü 2 ve diğerini eksi 1 bölü 2 şeklinde tanımlıyoruz. Daha önce de karşınıza çıkmıştır. Bu Auerbach sırasını doğru yazabilmek için bir üçgen şeklinde gösterim mevcut. Bu üçgen şeklinde çapraz olarak sıralamayı, dizgiyi devam ettirdiğinizde altta gördüğünüz gibi doğru bir Auerbach orbital sıralaması enerji seviyelerine göre oluşturabiliyorsunuz. Soygazlar kararlı elementlerdir. Auerbach sıralamasına göre son yörüngedeki orbital paketleri tam dolu haldedir. Bu tam dolu orbital paket durumları soygazlara bir kararlılık sağlarlar. Diğer elementler de reaksiyonlarında elektron transferleri sonucu bu soygaza elektron konfigürasyonu açısından benzeme eğilimi gösterirler. Elementlerin elektron dizilimleri gözetilerek oluşturulan bu şematik gösterime periyodik tablo denmekte. Bu periyodik tablonun tam bir tablo görselinde sıralı bir dizgi olmayışının sebebi, girintilerin, çıkıntılarının oluşunun sebebi, elektronların Auerbach konfigürasyonunda çeşitli gruplara ayrılmasından ileri geliyor. Kimyasal karakterlerine göre çeşitli bloklara bölünmüş durumda periyodik cetveldeki elementler. Bunlar elektron diziliminin son satırındaki elektron sayılarına göre tespit edilebiliyor. Elektronların Auerbach dizilimine bakılarak elementin periyodik tablodaki konumu hakkında bilgi edinebiliyoruz. Dizgideki en büyük baş kuantum sayısı n dediğimiz sayı elementin hangi periyotta, yani burada periyodik cetvelde satıra tekabül ediyor bu periyot, hangi periyotta olduğunu gösteriyor. Yine Auerbach gösteriminin bitiş şekli elementi ait olduğu periyodik grubu tanımlıyor. S bloğu alkali ve toprak alkali metaller, NS1 veya NS2 ile biten bir Auerbach dizilimi mevcut. D bloğu geçiş metalleri, burada morla gösterdiğimiz blok. D ve S dizilimiyle bitiyor Auerbach sıralaması. P bloğu ametalleri tanımlar. F bloğu da alkalinitler, lantanitleri tanımlıyor. P bloğundaki ametaller SP ile biten bir Auerbach dizilimine sahipler. Eğer dizgi içerisinde F orbitalleri mevcut ise N-2F, N-1D, NS şeklinde bitiyorsa dizgi F bloğu elementi olduğunu gösteriyor bu Auerbach dizilimi. Bu arada F bloğu ayrı bir kısım olarak gösteriliyor periyodik cetvelin altında. Yeri aslında orada değil. D bloğunun altındaki bu iki pembe karecik var ya, normalde F bloğu oraya tekabül ediyor. Ama bu orijinal konumunda gösterildiğinde tablo enine çok uzun bir hal aldığı için ve klasik kitap gösterimlerinde, sayfa gösterimlerinde çok fazla uzadığı için F bloğu haricen aşağıda periyodik cetvelin altında gösterimi alışılagelmiş bir durumdur.
Biraz da bu elementlerin birbirleriyle yaptıkları bağlardan ve çeşitlerinden kısaca bahsedelim. Atomlar arası bağlar temelde 3 çeşit: iyonik bağlar, kovalent bağlar ve metalik bağlar. Bir de bağ yapmış atomların kendi aralarında hacimsel bütünlüğünü sağlayan ikincil atom bağları, zayıf bağlar var. Bunlar işte hidrojen bağı, van der Waals bağı, metalik kovalent, metalik iyonik gibi çeşitli sekonder bağlar. Bağlardan ilki iyonik bağlanma şekli. Büyük elektronegatif atomlarla yine büyük elektropozitif atomlar arasında gerçekleşen bir elektron alışverişi mevcut. Genellikle metaller veya metaller arasında görülen bir bağlanma şeklidir iyonik bağlanma. Bir elektronun kopup başka atomun boş orbitallerine transfer olamayacağı kadar az elektronegativite farklarının bulunduğu koşullarda elektron iki atom arasında ortaklaşa kullanılıyor. Bu tür bağlara kovalent bağ denmekte. Ortak kullanım elektronu biraz zor algılanmakta, mantığı çok oturtulamamakta ama basit anlatımla şu şekilde oluyor bu bağlanma modeli. İki farklı atomun bağa katılacak dış orbitallerinin enerji seviyeleri birbirine yakın. Dolayısıyla birbirlerine elektron aktaramıyorlar. Transfer iyonik bağdaki gibi gerçekleşemiyor. Ama bu yakın enerji seviyesi sebebiyle simetrik olarak yönlenebiliyor orbitaller ve eş enerjili hale gelebiliyorlar. Böylece elektron aynı kotta bulunan bu her iki atoma ait orbitallerde gezebiliyor. Her iki atomun orbitallerinde de bulunabilme olasılığı artıyor. Böylece kovalent bağ meydana gelmiş oluyor. Metalik bağ karakteri iyonik ve kovalent bağlardan farklılık gösterir. Metalik bağın oluşabilmesi için d orbitalinde bulunan serbest elektronların toplam kütlede bir elektron bulutu halinde akması, hareket etmesi ve yapıya bir kararlılık katması ile gerçekleşir metalik bağlar. Metalik karakterlerde gözlemlediğimiz bu çok iyi iletkenlik, metal yüzeylerin parlaması hep bu metalik bağın kendine has bağlanma karakterinden ileri gelir. Bu hareket eden elektron bulutu yüzeydeki o parlamayı, o akışı, o dalgalanmayı temsil eden bir görseldir. Spektrum çizgilerine ters çizgiler de denir. Işığın bir prizmadan kırılarak geçmesi sonucu dalga boyu farklarından kaynaklı 7 renk tayfına ayrılır. Bilirsiniz bu gökkuşağı görselini. Bu renk yelpazesine yakından bakıldığında içerisinde dikey çizgiler olduğu görülebilir. Bu çizgiler ışığın kaynağı hakkında bilgi veren bir çeşit barkod yapılarıdır aslında. Çizgilerin oluşum mantığı yörüngede dolanan elektronların enerji değişimlerine göre yörüngeler arasında geçişler yapmasından ileri geliyor. Bir atoma foton çarptığında bir ışık verdiğinizde üzerine atom enerji alır ve yörüngedeki elektron bir üst yörüngeye kuantum sıçraması yaparak çıkar. Sonrasında enerji kaybederek bir alt yörüngeye tekrar geri döner bu elektron. Oluşan bu siyah çizgiler tayftaki elektronun bir alt yörüngeye geçişteki enerji salınımlarından kaynaklanmakta ve her atom türü için spesifik bir çizgi görseli oluşturmakta. Yani teleskopla evrenin diğer ucunu görebileceğimiz en uzak noktaya bile bakarak spektrum çizgileri sayesinde baktığımız yıldızın hangi element temelinden hangi gazlardan oluştuğunu görebiliyoruz. Bu spektrum çizgileri bize bu tür faydalar sağlıyor. İlk örneğimizde en küçük element olan hidrojen, yörüngede bir elektron ve çekirdekte bir protondan oluşuyor sadece.
Bu nedenledir ki reaksiyonuna girip bu tek elektronunu kaybettiği haldeki durumuna da proton deniyor. Çünkü geriye kalan sadece bir proton oluyor H artı konumunda. Yukarıda demin bahsettiğimiz hidrojenin kendine özgü spektrum tayfında koydum. Diğer örneklere de ekledim spektrum tayflarını. Hidrojen reaksiyonlarında bir S'te bulunan bir elektronunu vererek katyonik hale geçiyor. Bu tek elektronun kuantum sayılarından bahsedersek, baş kuantum sayısı yani n, elektronun Aufbaud diliminde bulunduğu kabuk sayısı 1 olduğu için n sayısı 1 oluyor. İkinci kuantum sayısı açısal kuantum sayısı, s orbitali için 0 değer alıyor. Manyetik kuantum sayısı s orbitalinde zaten bir değer alabiliyor sadece. Yani Ml değeri yine 0. Bu orbitalde bulunan tek elektronun spin kuantum sayısı ise artı 1 bölü 2. Yine küçük küçük ilerleyelim. Evrendeki en küçük ikinci atom olan helyuma gelelim. Görüldüğü gibi Aufbaud çizgisi bir S2 şeklinde. Burada mavi bir elektronların birinci kabukta olduğunu tanımlıyor. Yine dizgide elektronların hangi orbital paketinde bulundukları direkt olarak belirtilmiş, yani yeşil S olarak görünüyor orbitaller. Buradaki ikinci kuantum sayımız L eşittir 0. ML yani manyetik kuantum sayısı bu iki elektron içinde 0. Çünkü S orbitalinde sadece bir manyetik kuantum sayısı var. Son olarak da spin kuantum sayıları elektronlar için artı 1 bölü 2 ve eksi 1 bölü 2. Çünkü bir orbitale ancak 2 elektron girebiliyor ve bunu da ancak ters spin olarak gerçekleştirebiliyorlar. Yani dönüş yönleri farklı olması gerekiyor. Buna da biz kuantum sayıları olarak ifade ederken artı ve eksi 1 bölü 2 şeklinde gösteriyoruz. Bu son durum Pauli dışarılama ilkesinden kaynaklanan bir durum. Pauli aynı tipteki iki fermiyonun, elektron dediğimiz yapı aslında bir fermiyon yapısı, aynı kuantum durumunda olamayacaklarını matematiksel olarak ifade etmiş. Biz de bu nedenle bir orbitaldeki iki elektronu ters spin olarak gösteriyoruz. Kalsiyum 4. periyot s bloğu elementi. Bu son yörüngedeki s orbitalinde bulunan iki elektron değerlik elektronlar olarak adlandırılıyor. Çünkü reaksiyonlarda aktif rol oynayan elektronlar bu elektronlar. Kalsiyum için tepkimelerde bu iki elektron verilerek kararlı bir hal elde edilebiliyor. Kararlı hal dediğimiz 4. periyottaki elektronları verdiğinde 3. periyot tam dolu hale geliyor ve bir nevi soygaz düzenine geçiyor. Soygaz dizgisine benzeme durumu, yani oktet yapısı elementler için kararlı kabul edilen haller. Yine bu s orbitalindeki iki elektron için kuantum sayılarını aşağı yazmışız. Önceki örneklere kıyasla tek değişen baş kuantum sayısı olmuş. Bu da tabii kalsiyumun 4. periyotta oluşundan kaynaklı. Diğer kuantum değerleri yine aynı çünkü elektronlar yine bir s orbitalinde. Arsenik son kabukta 4s2, 4p3 ile bitmiş. Araya bir d orbitali girmiş ama kafanız karışmasın. O Aufbaud çizgisinden kaynaklı araya giren bir orbital paketi aslında 3. kabuğa ait. Son kabuk hangi dersiniz? Baş kuantum sayısı en yüksek olan dış kabuk oluyor. Yani burada 4. kabuk. 4. kabuğun dizilimi S ve P ile bitenler P bloğu elementidir demiştik. S'te 2, P'de 3 atom, toplamda 5 elektron var dış kabukta. Biz bu 5 elektrona değerlik elektronları diyeceğiz yine. Arseniğin kararlı hale geçebilmesi için 3 elektron daha alarak kabuğu 8'e tamamlaması gerekmekte. Bu halin gösteriminde arsenik 3 eksi şeklinde aşağı yazmışız. Atomik halde demirin elektron konfigürasyonu 4s2 3d6 ile bitiyor. Bu bize 4. periyot d grubu elementi olduğunu anlatmakta. Katyonik hallerinden 2 artı demir
S orbitalinden 2 elektron veriyor ve artı 2 katyonik hale geçiyor. Bir sonraki yükseltgenme basamağı ise D orbitalinden 1 elektron daha vererek bu D orbitalini yarı dolu kararlı hale getiriyor ve artı 3 katyonik hale geliyor. Chrome'da düz Aufbau yazılımında 4S2, 3D4 diziliminde olacaktır. Fakat S orbitalinden D'ye 1 elektron verdiği durumda bu iki orbital paketi de yarı dolu kararlılığa varacaktır. Bu da Chrome'a metalik halde bile bir kararlı hal kazandırmaktadır. Dolayısıyla Chrome'un elektron konfigürasyonunu yazarken temel halde bile 4S1, 3D5 şeklinde gösterilir. Yine Chrome reaksiyonlarında yarı dolu S ve P orbitallerinden birer elektron vererek artı 2'ye yükseltgenebileceği gibi bir elektron daha D orbitalinden vererek artı 3 katyonik hale de gelebilir. Bu iki yükseltgenme basamağı mevcut Chrome'un. Bakın burada 80 elektronlu civa elektron diziliminde dış yörünge için 6s2 5d10 ile bitiyor. Bu bize D bloğu element olduğunu göstermekte. Reaksiyonlarda son yörüngedeki S orbitalinden 2 elektron vererek artı 2 katyonik hale yükseltgenebiliyor. Yine gümüşün elektron dizilimi 5s1 4d10 ile bitmekte. Klasik Aufbau diziliminden farklı. Gördüğünüz gibi S'teki bir elektronu D'ye aktararak D'yi tam dolu S orbitalini yarı dolu hale getirmişiz. Orijinal gösterimi bu şekilde gümüşün. Bu da gümüşe açık havada bile bir kararlılık sağlıyor. Bu yarı dolu kararlı haldeki gümüş reaksiyonlarında ya 4S'teki bir elektronu vererek kararlı bir katyonik hal alabiliyor ya da diğer dış yörüngede ki elektronu da vererek artı 2 yükseltgenme basamağına gelebiliyor. Kalay Aufbau gösteriminde son yörünge için S ve P orbitalleri ile bittiği için bir P bloğu elementi. Araya D girmiş ama 5. yörüngede S ve P ile bitiyor. 5S orbitalindeki 2 elektronunu verdiğinde artı 2 yükseltgenme basamağında, 5P'deki diğer 2 elektronunu da verdiğinde artı 4 yükseltgenme basamağına ulaşıyor. Aşağıda da P orbitali için kuantum sayılarını örnek olarak yazdım. Yine incelersiniz. Bakır elemental halde Aufbau dizilimine göre 4S2, 3D9 şeklinde yazılma eğiliminde olsa da gerçekte S orbitalinden D orbitaline bir elektron aktarıyor. İki dış orbitalini de yarı kararlı hale getiriyor. Son durumda S orbitali yarı dolu, D orbitali tam dolu hale geliyor. Bu da bakırın oksidasyon direncini açıklayan bir etmen. Reaksiyonlarında öncelikle yarı dolu S orbitalindeki tek elektronunu vererek artı bir katyonik hal alıyor. Sonrasında d orbitalinden bir elektron daha verebilir ama reaksiyon olarak artı bir durumu daha kararlı bir hal. Burada titanyumun hangi elektronlarını vererek katyonik hale geçtiğini gösterdim. Altta ise d orbitalindeki iki elektronu kuantum sayılarını açılımını verdim. Oksijen bir P bloğu elementi kararlı hale gelebilmek için P orbitalini 2 elektron alarak kendini oktete tamamlıyor. Bu nedenle reaksiyonlarında eksi 2 anyonik karakterde. Bu örnekteki uranyum bir F bloğu elementi. Bunu Aufbau diziliminin F orbitaliyle bitmesinden anlıyoruz. Reaksiyonlarında dış S orbitalinden 2 elektron vererek artı 2 katyonik hale alıyor. Aşağıda da F orbitalindeki 4 elektron için tek tek kuantum sayılarını yazdım. Örnek olarak incelersiniz.
Son örnek olarak mangan reaksiyonlarında iki farklı katyonik hal alabiliyor. Ya son yörüngedeki s orbitali elektronlarını vererek artı 2 konumuna gelebiliyor. Ya da daha elektronegatif bir atomla karşılaşırsa dış d orbitaline 2 elektron daha vererek artı 4 şeklini alabiliyor. Bu artı 4 katyonik halinde d orbitalinin yarı dolu hali kararlı bir hal katıyor tabii mangana.